Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Yengeç olanlar, Kasım 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 8 Kasım'da Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir tutulma ile bu aya başlıyoruz. Biz de 30 Nisan'daki güneş tutulmasının olduğu tarihlerdeki konuları ve gündemleri aktive eden bir tutulma olacak. Özellikle o dönemde yaşadığınız olaylar ya da başlangıçların sonuçlarını elde ediyor olabilirsiniz. Ya da o dönem hareketlenen konular yine bu dönem artçılarıyla birlikte hayatınıza daha fazla yer tutuyor olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklar, kariyerden gelen gelirleriniz, büyük bir abla, abi, büyük bir kardeş varsa onun hayatıyla ilintili süreçler. Eğer böyle hani eşinizin çocukları var ise onlarla ilgili konular. Böyle çok fazla detay noktalarını da söylüyorum. Bu evin anlamlarıyla ilintili. Şimdi bu konularla ilgili gündemlerin bir hareketleneceği bir gökyüzü kombinasyonu var. Burada var olan süreçlerde bir dönüm noktası olabilir. Örneğin abinizle bir ortaklığınız var ise artık bunu neticelendiriyor olabilirsiniz. Ya da kariyerdeki bir koltuk, bir makam, bir beklenti var idi kariyerden gelen gelirlerde ya da değerlerinizle ilgili, unvanınızla ilgili bir beklediğiniz konu var ise bunu neticelendiriyor olabilirsiniz. Uzun zamandır hayallerinizle ulaşmak adına 30 Nisan ve civarı günlerde o dönemde yapmış olduğunuz, başlatmış olduğunuz konuların artık sonuçlarını elde ediyor olabilirsiniz. Bu bir vazgeçiş de olabilir. Artık hani bir hayalden vazgeçiyor da olabilirsiniz. Burası Kuzey Ay düğüm ayağı olacağı için daha çok gelişim ve büyümemiz adına bize destek veren konular olacaktır. Her ne olacak ise. Ama 16 derece tabii çok önemli. Bu derece yakın bir gezegen var mı? Burada hangi evleri yönetiyor? Hangi konular daha aktive? Bu da yine bu dolunayın, bu tutulmanın, ay tutulmasının etkilerini daha yoğun bu yönettiği evlerle bağlantılı hissedeceğizdir. Adeta orada bazı eller, kollar, konular bu olaya dahil olacaktır. Şimdi bu tutulmanın böyle derecesine baktığımızda 16 derece Vedik ve Batı sisteminde kişinin böyle fazla sonuç odaklı olacağını, böyle burada bu olayların seyriyle ilgili duymak ya da olayların seyriyle ilgili biraz kulak tıkama, diğer insanları görmezden gelme, fazla hedef ya da sonuç odaklı olmaktan kaynaklı biraz sabit fikirli eğilimleriniz söz konusu olabilir. Esnetemediğiniz düşünce yapısı sizi asıl zorlayan konu burası olabilir. Tutulmanın derecesi burada olaylarla ilgili açıkçası biraz sabit eğilimlerimizin bizi daha zorlayacağını söylüyor. O yüzden değişimi adapte olmakta ya da var olan süreçlerle ilgili bir takım böyle yenilikler yaparken değişen durumlara entegre olmak, hala sabit bir eğilimle fazla sonuç odaklı olmaktan kaynaklı sabit eğilimler bizi o şeyde daha zorlama, daha o konularla ilgili süreçleri bir şekilde tıkanıklığın nedeni biz olmak gibi bir etki verebiliyor. Ve 11. ev hani büyük hayat planları, büyük kardeş, hayatla ilgili böyle ünvanlarımız, arkadaşlar, sosyal çevre ilişkiler yine bu dönem biraz daha gerginlik hissedebilirsiniz. Arkadaşlarla ilişkilerde biraz kopan durumlar olabilir. Bir arkadaşla yolları ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da böyle sosyal çevrenizde aynı ideal, aynı hedef, aynı amaç içerisinde olduğunuz bir kulüp, bir dernek, bir parti vesaire var ise burada da yine yol ayrımı artık böyle süreçlerde herkes kendi rotasını çiziyor da olabilir. 8 Kasım ve öncesindeki zaman dilimi, o bir haftalık zaman dilimi biraz sancılı durumlar, daha çok hayallerinizle ilgili, arkadaşlıklarla ilgili, umutlarınızla ilgili hissedeceğinizi düşünüyorum. Tabii 30 Nisan'daki tutulmayı da unutmamak gerekiyor. O dönemki olaylar bu dönem biraz daha cereyan edecektir. Sonra geliyoruz 24 Kasım'daki yeni aya. Bu yeni ay öncesinde Merkür, Venüs, Güneş derken burada çok fazla bir yığılımın, bir stelyumun olduğu bir yeni ay. 24 Kasım'daki Yay burcunun 1 derecesindeki bu yeni ay. İş hayatınız, mevcut iş bölümünü yaptığınız arkadaşlarla ilgili konularda, günlük rutin düzeninizdir. Hani sabahtan akşama rutinlerinizde yapmış olduğunuz konularla ilgili bir takım yenilikleri gösteriyor. Özellikle bir beslenme alışkanlığı değiştirmek, yeni bir beslenme, daha sağlıklı olmak adına bir takım girişimler olabilir. Bir spora başlamak adına bir etki verebilir. Kişi bu dönem günlük rutinlerine dahil edeceği bir takım böyle daha kolaylık içerikli durumları gösteriyor. Bu aynı
zamanda yeni bir evcil hayvan almak adına da bir etki verebilir. Hayvanlar, küçük baş hayvanlarla ilgili sektörler ya da burada böyle bir takım girişimler söz konusu olabilir. İşinize yeni bir iş arkadaşı geliyor ve işinizdeki iş yükünüzü kolaylaştırıyor olma olasılığı da yüksek duruyor. Burası sağlık ve beslenme alışkanlıklarımızdır. Günlük düzenimizdir. Günlük düzeninizde bir takım böyle kolaylık içerikli insanların, kişilerin ya da siz bir düzen oluşturmak adına kolaylık içerikli durumların olacağını söylüyor. Sağlıkla ilgili özellikle yeni bir tedavi ya da mevcut süreçlerinizde sağlığı daha ön plana alarak yapacağınız girişimler de söz konusu olabilir. Burası bizim aynı takım ruhuyla iş bölümünü yaptığımız arkadaşlarla ilişkilerde de bir takım böyle yeni bir arkadaş, yeni bir proje, yeni bir süreç ya da eğer çok fazla gerginlik içerikli durumlar yaşadıysanız burada hani yeni bir sayfa aralanıyor da yine olma olasılığı yüksek gözüküyor. Ve son olarak babanın kardeşleri de işler yapıyorsanız amcalar, halalar burada bunlarla ilişkilerde bir takım yeni durumlarında olma olasılığı mevcut. 24 Kasım'a geldiğimizde Jüpiter büyük benefik şanslı gezegen düz seyre başlıyor olacak. Uzun zamandır geri hareketteydi. Bizim böyle hayatla ilgili, ticaretle ilgili, kariyerimizle ilgili konularda bir takım böyle tıkanık etkiler oluşturdu. Şansını, bereketini biraz daha kıstığı bir zamandan geçtik. Artık Jüpiter burada sizi iş, kariyer, hayatla ilgili büyük ideallerinizde destekleyecek, daha bereketli yanını deneyimleyeceğiniz bir transitle sizi etkiliyor olacak. Bu dönem daha çok hani önümüzdeki yıl daha çok hissedersiniz. Hani bu dönem biraz daha az az olsa da yine de hissedilir ancak 2023 yılı daha yoğun etkilerle dolu olacak buradaki şans, bereket ve kısmet. Sizin de özellikle böyle evli bir bireyseniz, eşinizin kardeşleri, ebeveynleri, buradan gelen destekler ya da maddi olarak miraslar tarzı konularda destekliyor olacak. Gen etkileriyle bu şekildeydi Kasım ayı. Ebced değer hesaplamalarında Ya Şafi esması çıkmış sizin için. 489 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.